Gitti. Arkadaşlar Fatih Davutcu YouTube kanalına hoş geldiniz. Hepinize selamlar, saygılar olsun. Bu akşam elektrikler yok. Eskisi gibi lamba yakıyoruz şu anda. Anam lambayı yakmaya çalışıyor. Salih'ten mazot koydun mu diye. Salih onun için. Eski tarihi lamba bu. Eski tarihi lamba diye. Mazot değil Salih onun için. Mazot. Ana kavun da burada basa. Kavun ışıkla gitti. Biz evvelsi iş işlerdik bunlar. Neyle iş işleyeceksin bundan ya? Bundan dikiş dikerlerdi eskiden. Pontular dikerlerdi. Abi gözümüzün oyunu zor görüyoruz ya. Mazot vardı diye. Daha Salih gülme la. Mazot. Ya eskiden 2-3 tane kahve vardı. Koydu böyle evde lamba yakardık. Kahveler. Lokus yakardık. Evet, zilli aşağıda zillidir. Bırak şimdi Salih dur zilliyi bırak zilli şimdi. Aşağıda. Bırak şimdi Çınar'ın sırası değil. Çınar diye. Çınar'ın sırası değil Salih şimdi. Çınar'ı bağladım sen ipine. Toplandık. Evet. Ne derdiniz lan bana durun? İş işlerdi. Dikiş dikerdik diye ana. İşe kıldık da. Bizi kavururlardı lanmanın ışığında. Kendi soyağılardı. Yani eskiden, bir nevi elektriksizlik şu anda arkadaşlar. Elektrik yoktu eskiden. Yani. Lambaları herkes yakardı. Suları kuyulardan, çeşmelerden aldık. Ne güzel herkes etrafında bunu iş işlerdik biz. Bir şey vardı böyle. Sorap örerlerdi bu lambanın ışığında. Hak, hörmet, anam, sevgi. Anam kazak örerdi rahmetli yanam. Ya. Davar koyun tüyünden, yününden. Tiftik mi diyorsun? Yünden var. Eğridi Fatih şey vardı. Allah Allah. Yün çırak mı yapar? Çok güzel gaza vurardı. Çorap örerdi, gaza vurardı. Ben onun eğirme şeyi vardı. Yün atardı böyle. Sen ne yapabilirsin? Tenten örersin. Tentene mi? Bu tenten örerdi. Anca gaza vurmasını bilmezdim. Bu be. Kavun da geldi yanına. Kavun boyunu yemeli kavuna. Kavun. Avun çok kilo aldı ya. Bunları kedi mamasıyla besliyor arkadaşlar. Akadı lan. Evet bu akşam elektrikler yok. Eski lambayla video çekiyoruz şu anda. Şey vardı gemici feneri yakardık. Otumağa giderdik elimizde sallaya sallaya otumağa giderdik. Işık yok, ıldırık yok. Herkes birbirine otumağa gelirdi. Ne güzel olurdu. Gürüf gürüf herkes otumağa gelirdi. Herkes misil patladı. Helve yaparlardı. Otumağa gelince bir şeyle yapılırdı böyle. Domates turşusu kurulardı. Kral. Çok güzel oldu. Ama elma çoğuldu o zaman. Herkes o zaman şimdi kavak oldu. Elma çoğuldu eskiden. Elma satardı. Hayret ya. Ya. Tabii her şey doluydu. Niye? Hak, hürmet, saygı, sevgi herkes. Böyle onda değil. Lambalar ya. Yanardı, gürül gürül. Herkes toplanıp birbirine misafirle giderdi. Ne bileyim şimdi herkesin elinde bir telefon, lamba internet, değil, tamam bir mı? Şey. Bu eski atalardan kalma. Ya. Bu tarihi bunlar. Bak. Tarihi bu tabii. Mumdan güzel şimdi elini al nereye git. Gazetelik bir lamba bu. Tabii. Allah anam, Allah. Gaz yayına yanıyor. Anam. Gaz yayına. Gaz yerine Yeter anam 3 sene böyle durardı hemen. Rahmetlik aslında, Yeter anam alıvermişmiş anama. Tabii. Gaz senelik lamba. Gaz yağıymış. Gaz ya. Şimdi. Gaz böyle bundan uşak beşik vururlardı. Ağaç beşikle vardı eskiden. Her evde. Şeydi. Takır takır beşik vururlardı. Uşağı uyudacağız deyip. Mesela bu kadın kokusu uşağın burnuna gider mi işte? Kokuyor yok bir şey olmazdı valla. Şimdikiden bile taş gibi olurdu. Değil mi? Tabii. Eskiden uşakla çok hemen bilmezdi bak. Böyle yağlı şeyle çok bilmezlerdi. Tarna çorbasına yetişen uşaklar beton gibi pelifan olurlardı. Pelifan gibi olurlardı. Şey hastalık öyle fazla olmazdı. Böyle. Tabii her şey bitkisel bir şey. Hastalık da fazla olmazdı. Şimdi. Böyle yediğimiz boyalı şeylerden şundan bundan hastalık peyde oluyor zaten. Ya şimdi televizyonlarda görüyoruz. Zeytin bile geçen gün haberlerde gösteriyor. Yani boya katıyormuşlar bilmem. Her şeyin içine bir şey katıyorlar yiyeceğin için. Her şeyin kendin yapacak. Ya. Mesela peynirini, inek yağını, her mesela şeyi kendin yağ, yapacağım. İnek yağını, inek yağını. Ne güzel mesela yumurtanı. Köyde yaşadığın bir şeylerin olmadı. Babam olmadı aşağıdan bağırdı inek yağı götürdük. Bir kaşık inek yağı götürdük. Arabanın tekeri iyi dönsün diye, mandaların tekeri iyi dönsün diye. Onları böyle çalarlar. Allah Allah. Baba 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 gıcırdar araba. Ha çok gıcır gıcır ses çıkardı ya. Tabii ooo. Gıç gıç.
onu gıcırdasın diye inek yavrulardı. Yok o. İyi kayar hem hayvan iyi yükü çeker onunla. Mesela ekinin düştük mü gece yarısı kalkarlardı arabalarının bir yere yığın yaparlardı harmana açıklığı. Evet. Ondan sonra hayvanı koşarlardı döne döne duvarından döne hayvan doyurdu millet eskiden. Hamur ederlerdi Fatih. bir şey de götüreceksin bakraçta onlara yutturacaksın. Allah Allah. Tabii döne hayvan canlandı. Tabii canım. Harman, harman makinesi yok bir şey yok değil mi? Yok canım ne harman makinesi ne direktör bir şey yok. Savunacaksın yabalarından öyle. Bu lambaların gününe. Ya işte arkadaşlar bu akşamlık elektriklerimiz gitti. Yani her yer karanlık. Şöyle dedik karanlıkta bir video çekelim bakalım eski lambayla. Anam lambayı yakınca aklıma geldi. Bir video çekmek. Tabii ki eskiden akşam... işte böyle herkes dolardı böyle otururdu. Ya şimdi buraya bak. Şimdi patates ışıkla kaçınca bu lambayı yakınca gözleri görmez oluyor insanın. Ama eskiden gözle alak gibiydi böyle. Karanlıkta bile yorulduk eski insanlar. Niye? Şimdiki ışıkla gözümüzü alıyor. Karanlık zindan gibi oluyor gözümüzü. Direklerde ışık yok. Evde de yok. Aynen bir lambanın şeyiyle. Herkes lambayla birbirine misafir. Mesela hayvanı zahraba maydakir bundan gideceğim meçhumur. Niye? Fener vardı fener. Veya gemici fenerine gidersin. Meçhumuru bundan gidersin. Çok güzeldi yine de vallahi şimdi. Bundan mesela dama ahırı asarsın bunu. Evet, ha. Ondan sonra hayvanlarını kaşırsın, yimlerini vurursun. Zaten hayvan olmasa millet aç kalıyor. Mandayla sürüyorsun, öküzüyle sürüyorsun çiftleri. Ya, danaları sabah ezanı kalkarlarmış değil mi? Danaları inerlerdi, öküz yaparlardı. Eskiden böyle danaları satmazlardı. Böyle cins hayvanla yoktuk. Danaların muhane yoruldu böyle uruş ettirdik. Tiruş ederdi danalı. Yerli kara danalı varmış değil mi? Yerli kara danalı sepet gibi yıkardı boynunu. Böyle uruş ederlerdi ki. Evet arkadaşlar. Neler vardı neler. Güleş biraz... ederlerdi yani güleş. Yani güleş diyelim. Böyle yani. Herkes doluydu. Uruştan herkes anlamazdı. Böyle yani. Herkes birbirine oturmaz mı ya çaltı piri çekerdim. O şapır şapır çamurun içinde ağaç koşarlar kızlar. Ağaçların böyle tırmıkları vardı. Evet. Mesela 4 metre ağacı altına böyle çiviyi mıklamış şeyleri. Keşen. Ağaçtan çivileri, ağaçtan çivi yani. Böyle tırmık şeklinde ondan buladılardı, çaltıyı bulanın üstüne ekerlerdi. Ondan oluyor piris zaten. Kömüşlerinin ha? Tabii keşen ederlerdi öyle. Gerişatlarına zaten eskiden piri çekiyormuş. Kömüş deyince anlam. Var mıydı senin zamanında? Bak ha? Biz kömüş diyoruz ama başka yerde manda diyorlar mesela. Anladım baba. Bizim dilimizde kömüş diyoruz. Manda. Benim geldiğimde evet. 2 sene ektik biz ben gelince. Tabii pirinç 36 mi? 37 sene oluyor. 6-7 sene sepkenin de arka arkaya. Ne misil kaldı ne buğday kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Neler günle yaşadık ya. 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 Kalabalık 6-7 İsmail babanın 7 uşak. Hepsini onları yetiştirmiş ama nesin yoklukta. Çarukları sırmlalardı. Çarukların altını, dolakları sararlardı. Ama çaltı ekerken soyunuzun eski pontuna şapur 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 buladusun tarlayı. Anam ışıkla geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sohbetimize yine devam ediyoruz. Elektrikler geldi ama biz yine kaldığımız yerden devam edelim. Evet baba. Sendeyiz. İdem davulcu düğün olduğu zaman davulcu geleceği zaman evleri yolunu gümüş gibi süpürürdü. Adam çok temizdi yani. Valla pontul geyerdi. Atatürk'ün 16 sene savaş etmiş. Arkadaşlar sohbet muhabbet bu akşamda elektriksiz bir akşam değil mi? Elektrikle geldi. Elektrik açtı lamba. Niye? Lambamızı artık söndürelim. Ya, olmasa ne diyeceğim? Işıkla başını yakıyor Fatih. Yani. Kenatı duracak. Hemen ışıkla kaçtı. Ceyran'da elektrik al ya. Evet. Şarjlı olan mı? Şarjlı işte var. Var. Var geçen de aldım. Dolduralım. Var ya sen. Ya elfelerini. Bir sever gazanı da. Ha şey diyen ha. Büyük şeylerden değil. Floresan da var ya uzunlar. Asarız şuraya. Bunu mu? Yakarız asarız bu. Eski tarihi bu. Hani herkesin var mı bu tarihte? Anneyle mi? Bana tam cehizime bile lamba alır eden al. Şey rahmetlik dedim. Hepsini düşünmüşüm. Ben lamba görmedim sen gelince. Neyi görmedim? Bizim bunu... lambamız vardı senin geldiğinde. Hele sus. Geldiğinde bizde 5 tane lamba vardı. Ne diyorsun bunda? Bak beni dinle. Ha.
Buna ben şeye bile ördüm müydü böyle üstünde lamba depesi. Ha ördüğümü biliyorsun canım. Örülük vardı. Biz örmeyiz ama o da önemli değil. Bu arkadaşlar. Bu kadar lambanın içinde çarukların altını sırımla alardı. Valla yani yok. Ne konuşmalı öyle. Ne sohbetle ne değil ne mi? Ne sohbetle. Şimdi elinde telefon bak. Kimse şimdi elinde adam bir telefon alıyor. Bakıp dokuyor. Bakıyorsun diye taksi gelse de adamı çarptı. Adam haberi yok dünyadan ya. Sen internetleri kullanma bırak. Ben bunların yanında kaybederim ben. Ne bu? Telefonu düşerim bir şehir olur. Koyunların yanında. Ya koyun gelir ısırır. Ekmek istiyor değil. Niye istesin? Kabında durar Hasan. Hatunla yarış ederdi eskiden. Yani tüyü kırptığımız zaman oraya kuydunuz derlerdi bize. Yani ekim biçiyon orak kuyon ye. Evet. Oraya kuydunuz derlerdi yani. Tüy para derdi. Mesela 100 kilo da var tüyü kırptığın zaman bir senelik ununu yağın alıyor eve. Tiftik öyle para tiftik diyormuş ya. Tiftik para diyordu. Tabii ondan sonra önemli millet, bir şeymiş arkadaşlar gerçekten. Tiftik para etmeyince siyah davarı çoğurdular işi. Ondan geri siyah davarı mesela kıl geçisine diyor değil mi? Et fazlalığı oluyor tabii. Tülü davarda tülü davarın en dirisi 20 kilo gölü, 18 kilo gölü veya 25 kilo gölü. Ama çöpür davar 50 kiloya kadar, 40 kiloya kadar, 60 kiloya kadar gelen olur çöpür davar. İstanbul geçilerinden bu soyu onun uzun bir tekeydi böyle. Kafası kabaktaki kafası böyle kafam kadar yığıldı boynu kafası şöyle. Yetine diyor ha. Eskiden başak da çok olmuş. Davar başak diyormuş. Başak tuttu. Kulağını neye kestim kan tuttu değil. 2-3 gün kulağından kan akmış. 67 kiloya sattı kaldı ya. Ne demek ya? 67 kilo geldi. Binde bir dek gelmez yani. Bize kavakları bu dayılarlardı. Davar karın üstünde gezer davarla ya tül davarla. Zaten tül davar kar çok yağdığı zaman çıkamaz ki karın içinden. Toparak olur tüyü böyle çaydanlık gibi çaydanlık demlik gibi olur. Böğürler böyle sağlar. Yürüyemez diyorsun değil mi karda? Tabii canım. Acayip kar yağardı. İklimle değişti şimdi. O karla yok. Yok. Yağıştı ya arkadaşlar. Ovya davarı aldım gittim ben. Kavak budayı bedeli. La ırmağın kenarına doğru bakayım dedim. Çaydan sağır akıyor böyle buz akıyor çay ırmağın suyundan. Bizim bu ırmağa ırmak demeyelim. Dere yatağı diyelim falan ama. Veya ırmak gibi. Balık atlamış buz kapmış balığı. Balık nasıl biliyor musun? Bir kilo var. Buzda doğmuş kalmış ha. Buz balığı kapmış böyle. Balığın kuyruk tarafı dışarıda kalmış. Buzunu aldım ben balığı çıkardım. Ben onu ölmüş diyor hani balığı. Balığı temizledim. Karnını yardım. Hataş yanı yıkamak bu tadımız yerde. Ocağa koydum balığı. Balık başladı depinme. Canım sıkıldı bu gözde. Balığı Hataş'tan aldım. Biraz sonra koydum kar Hataş'ı. Anladım. Hayvan uyuşmuş diyorsun değil ya, mi? Vicdan yani canlı. Canlı depiniyor. Çocuğun hem mi? Demek ki aklım sarıyormuş epey o zaman. Yani Damaz Demir'in hava gittiydik biz Tazu'yla. Gezdik her yeri bir şey bulamadık. Irmaktan ırmağa akıyor. Ova, bizim ovadan çıkar su var. Çıkar su yukarı balıkla gelmiş. Kar diz boyu. Balıklamayı bir söğür dağacının dibinde şöyle pürçekle bu orada. Orada mıyı? 100 kilo balık var belki. Şöyle baktık durulan suda gözüküyor. Eskiden çok olmuş balık ya. Şimdi... Didem dedi ki ya tilibiri yoktu, ağı yoktu, bilmem bir şey yoktu. Şimdi o mu yılı? Neyse ben dedi kardiz boyu. Hataş'ı yakayın Hasan dedi. O zaman kadar 6-7 yaşımdayım ya. Böyle veya 6 yaşımdayım. Veya 7 yaşımdayım. Okula yazılmadım ya. Diri inanmı. Deli balık ötüldü Ankara'dan. Deli balık tıkıyoruz. Soğuk düşünmeyelim diye. Karın içinde yatsan deli balığını yediğin zaman üşümesin. Allah Allah. Demek ki kanını cürüldü ya demek ki. DNA dedi Hasan dedi. Ben buladı benim suyu dedi. Sopayla şöyle karıştırdı. Su bulandı. Gömendim ben 2-3 balıkları böyle balıkları atıyorsun karın içine. 3-4 kilo balık tuttum orada. Çıkla karı yeter falan dedi. Çıktım. Neyse
çentiye doldurdu balıklar abi çentesine dedim rahmetlik. Eve geldik. İlyana aldık geldik. Sobanın yanına koyduk. Odun sobası o zaman. Böyle kömür sobalarına yok. İlyanın içinde balıklar şapır 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 uçmaya başladık. Zemmeri ya. Zemmeri. Balıklar. Bu balığı nereden buldunuz? Bu dedi dedeme. Ya Hasan tuttu dedi. Ya Hasan nereden buldun bu balığı dedi. Ya DNA'yla ben buladıverdim dedi. O suya girdi. Gömendi gömendi attı. Yalnız su çıkar su olduğundan su ıçacak dışarı çıkınca şu yiysen. Su tütüyü. Yani tütüyen mi? O kadar da değil yani. O kadar da ılık değil yani. Dışarıda çıkınca donuyor. Neyse ateşi yaktı. Yani ateşin başına geyindim. Balığı götürdük kıyı. Ya bu balığı nereden buldunuz dedi. Ya Hasan tuttu dedi. Böyle böyle dedi. Ya oğlan dedi. Bu ayda dedi. Oğlan suyu kuyruğumu yumruk atacak ya. Evet arkadaşlar. 40 sene olma 3 sene kaldı. 37 kış geçti. Ya sen o zaman kocamışım. Benim haberim yok ya. Yılla su gibi geçiyor. Ne yarım sen dişlerine taktırdım onun için mi? Çürüdü ne oğlu? Çabuk çocuk büyütmek kolay mı? 3 tane. Baksana 3 tane asker besledim. Ya. Evet. Hiç çalışmasam onunla beni yine gül gibi görüyor. Tabii canım. Ya. Ben hiç çalışmasam evden aşağı inmesem benim oğlanlarım görer. Allah'ım benimkile gibi herkese evlat versin. Amin. Üçü de çok hayırlıdı vallahi. Hiç. Babaları hayırlı olmasa evlatta da hayırsız olur. Kral. Babaları hayırlı babaları. İyi. Bir şey. Babamıza hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Her zaman saygıyla karşılardık. Tabii. Doğru, doğru. Mesela dedemin karşısında hazır oldu durardık. O kadar hürmet ederdik yani. Nereye oturmuyor? Koca topuzlu sopa vardı. Adam 16 sene savaş etmiş. O adam öyle kolay ya değil yani. Namaza gitmiş. Ben hatta bir kere biliyor musun? Kamaz dedim. Birisi de sarımsak yemiş. Huylanmış dedim. Namazdan çıkmış gelmiş. Lan camiye sarımsak yiyeyim de gönlüm kokudan durmuyor dedi. Sarımsağın bir dişi koyuz eriye diye gülüyordu. Kimde canım? Eskiden yoktu ya sarımsak. Hani sarımsak yoktu. Ama ya. Şimdi şifa. Ya bir adam işte yemiş nasılsa o da dedem huylendil. Ne lan he? Buralarına dakardı böyle 2-3. Çok temiz gezerdi. Fatih. Babama yani. Der, bana derdi adımı kepezletme lan derdi. Temiz gez derdi. Kamaz fakat mı? Adamın dediği gibi gezemiyor da mı ediyoruz? Bir şeyler bir şeyler. Olsun. Canım o evde oturuyordu. O yaşlı adam. Tabii. Yaşlı yani. Adam anne. Vallahi şimdi bu aşağıda hayvan gidiyoruz. Asfalttan 5 saatte veya 2 saatte bir kere bir araba geçiyor. Babam da o zaman rahmetli babam hayvan alıp satıyor. 20-30 tane hayvan bölümümüzde. Gidiyoruz böyle giderken. Alucun dibinde alucun çalısı var. Alucun yani alucun dibini şöyle çalı kapatmış. Koyun uşağı herkes hayvan gidiyor o zaman. Herkes öküz koşuyor. Komanda koşuyor. At koşuyor mesela. Tağları sürüyor. Didem netmiş değne gidiye yılanın üstüne kakıyı. Sırtında dayamış mı? Hayvanları çoğurdum geldim. Didem'in kulağını bak hamurcu smayla sağ. Bunun havayı. Oralarda çift sürerken herkes seyittiler. Dide seni yılan ye deyince adam buradan 2 metre sıçradı. Sıçradı yılan arkasına döşendi. Ya DNA şöyle şöyle diye adam elindeki DNA fakat köpek gibi ağzı açık yine adamın üstüne yürüyor. Böyle teker gibi oluyor arabanın tekeri gibi. Bir kere süzüğü ye Didem'in üstüne Didem boynuna doğru bir kere çarpıyor sopayı tutmuyor. Gari oradan millet seyitti. Ürgen mesela hayvanları cahla dukarı sopalarla falan hallettiler. Yılanı öldürdüler. Bir taksi geldi. Taksi gelince o zaman taksiye binen kim? Taksiyi bilen kim? Mesela o zaman valide, kaymakamda mesela böyle büyük bir adamlardı. Tam zengin, fabrikatör bir adam varsa onlara binebiliyor taksiyi. Şavyeli bir taksi geldi. Şavyeli. Şavyeli gari. Ben dili dem yapamayın. Büyük bir taksile vardı herhalde. Daha yani uzun onunla ya bayağı bir. Adam değil öyle bir çeşit. Tabii şavyeli. Bir kadınla bir adam indi. Kadın dedi ki bu ne bu nedir bu falan dedi. Kadının ne memur olduğunu bilmiyorum ben çocuğum o zaman hani. Ya dedi yanındaki gari beyi miydi, babası mıydı, kardeşi miydi onun orasını bildiğimiz yok.
bir de nedir falan dedi. Ya dedi çiftçi dedi cesur ol dedi. Çiftçi olmasa dedi bunu kimse öldüremez. Bu adamı zehirler öldürür dedi. Yani, o da büyük. Oh, asfaltın bir yanından bir yere girişti. Adamın kulağını kapıya az daha gelmiş. De, yılanın beline basmış değnek. Kendini dayamış, sırtını geri dayamış. Yılan vıyı. Yani bir santim veya bir santim kalmış kulağını kapma. Yani kapacak etini bulamamış. De, mendil de boynuna bağlamış. Mendil olmasa boynundan kapıyormuş. Kulağını kapıyı. Böyle kulağını ısıracağı zaman ben bu arada gelemedim çocuğun. Büyük beseni yılan yiye falan deyince adam 2 metre falan sıçradı. Yılan oradan o çalıldı daha gerisi içerideymiş. İçerisini böyle toprağa çıkmışmış oradan. Yuvası varmış da orada. Ya yuvada bir şey yok ya. Toprağa böyle 2 yaş şey etmiş kalkmış veya görmemiş adam orada. Yaşım. Gari millet yetişmese dedemin bizi sokuyordu zaten. Bizi boğuyor zaten. Az buz büyük değil öyle bir şey görülmemiş ya. Ya eskiden atından öküzünden çift sürüyormuşlar. Ya köpek ağzı gibi abi. Et tutça ağzını böyle. Hayvanları yürüye hastamaniye salarlardı bunlar şey. Hastamaniye ben de gittim yürüyerek. Çocukken. Hayvan salma. Bu o zaman şeker fabrikası yeni yapıldı. Parayla kasaplı hayvan götürüyorlar Kastamonu'yu. Gece ben de kalktım. Gittim. Gece gittik garı. Hayvanları bıraktık. Bu arada araba da bulamıyorum geri gelerken. Yürüyerek 30 kilometre. Yürüyerek geri geldik. 30 kilometre yer ne olacak? Ben şimdi seysem yine giderim. Kastamonu'na açıyoruz. Taksiyle gitmeyle bitmiyor şimdi. Arabayla gitmeyle bitmiyor ama biz yürüyerek gider gördük Kastamonu'yu. Yani. Hayvan sala sala mesela gece. Evet. Yani. İşte böyle arkadaşlar bu akşam elektriklerimiz gitti. Sohbet muhabbet derken. Ya o gibi doğru düz. Nasıl? Ya hayvan pazarından alınca malları. Mesela Kastamonu'da kesecekleri malları. Yürüyerek alıp da gitmeyince Taşkapı'dan. Araba yok ki alıp gitmeye Kastamonu'yu. Hiçbir vasıta yok diyorsun yani. Ya şimdi yapıyorum. Yer vesaire. Sana sana gidiyor. Ya bir saatte veya 2 saatte bir kere ya bir araba geçiyor ya geçmiyor. Koca Kastamonu'ya varacağı da 30 kilometre. Allah'ım milletimize devletimize çok versin. Şimdi herkesin araba şimdi yeniliyor. Allah'ım milletimize devletimize çok versin. Amin amin. Devletimizden de Allah razı olsun. Amin. Arkadaşlar. Bütün askerlerimize de selam ediyorum buradan. Buradan babamın bütün askerlerimize, bütün polislerimize selam olsun buradan. Bütün ya, gurbetçilerimize. Soğuklarda onlar. Lobet tutuyorlar şimdi. Biz ıçacak sobanın yanında oturarken askerleri düşünmek lazım. Evet. Askerimiz olmasa biz biteriz. Askerimiz, polisimiz Allah uzun ömür versin. Amin. Hepsine amin. Selam olsun. Hepsine askerlerimizi sınırda. Bizim de vardı kuzenimiz. O da asker. Evet Muhammed'e de buradan selam gönderiyoruz. Muhammed'e de çok selam olsun orada. Muhammed'e de seyrederse selam. Bütün komutanlarını, erbaşlarını hepsine selamla buradan. Arkadaşlar bütün hepinize selam olsun. Gurbetçilerimize, herkese Allah emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyoruz. Bu akşam elektrikler gitti. Böyle bir sohbet muhabbet oldu. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Hepsine Allah'ıma Allah emanet ediyoruz. Hepsine askerimizi, amin. İnsanlarımızı. Amin. Allah'a emanet ediyoruz. Amin.